İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın hükümetler arası fikri mülkiyet, genetik kaynaklar, geleneksel bilgi ve folklor komitesinin 47. oturumda yaptığı ilk konuşması. Agit mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve göç komitesi 1. Başkan Yardımcısı Paul Gavanye öneri. Philip Olanye'nin ulus inşasında hatırlanmanın önemi üzerine açık dersi. Batı Ermenistan'ın evlatları, Agassi Hancıyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını izlemek üzere 3 günlük bir oturum gerçekleştiriyor. Rusine Sahakyan'ın Ermeni el yazmalarında Hamşen Rusça kitabının çevirisinin Soçi'de sunumu. Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü. 1. Konuşma. Sayın Başkan, üye devletlerin değerli delegeleri. Bu yıl Batı Ermenistan Ermenileri Asamblesi'nin Fikri Mülkiyet ve Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Hükümetler Arası Komitesi oturumlarına katılmak üzere akredite edilmesinin 15. yıl dönümü olacak ve bu ilk konuşmada size ve tüm sekreteriyaya teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü genetik kaynaklar diplomatik konferansını hazırlamak için çok çalışıldı. Bu nedenle bu diplomatik konferansa mümkün olduğu kadar çok insanın katılımını sağlamak için gösterdikleri tüm çabalar için tüm üye devletlerin yanı sıra fiziksel ve çevrimiçi olarak hazır bulunan yerli halklara teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1920 yılında egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınan Batı Ermenistan ve yerli Ermeni nüfusu 100 yılı aşkın bir süredir sadece soykırıma, Armenoside değil, aynı zamanda uluslararası hukuka saygı gösterilmeksizin zorla yerinden edilmeye, topraklarının bölünmesine ve ilhak edilmeye maruz bırakılmıştır. Genetik kaynaklarının yasa dışı yollarla ele geçirilmesi, kültürel ve somut olmayan mirasının sistematik olarak yok edilmesi, nüfusunun zorla din değiştirmesi ve hatta soykırım, Armenosit kurbanı olan yerli halkların varlıklarının inkar edilmesi, geleneksel bilgi ve kültürel ifadelerin aktarımı açısından feci sonuçlar doğurmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen yerli bir ulus olarak var olmaya devam ediyoruz. Çünkü aynı topraklarda doğduk ve geleneksel bilgilerimizin ve kültürel ifadelerimizin aynı korunmuş aktarımı yoluyla ve genetik kaynaklarımız doğrultusunda yaşam alanımızın toprak bütünlüğünü savunmak, haklarımızı savunmak için yasal yollarla mücadele veriyoruz. Bu anlamda yerli halkların hakları bildirgesi ve kendi kaderini tayin hakkımızla ilgili olarak öncelikle ilgili hak sahiplerine yani yerli halklara sunulan metinlerin maddelerde bütünleşmesini desteklemek isterim. Ayrıca genetik kaynakların ve geleneksel bilginin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi sonucunda yerli halkların veya ulusların soykırım, Armenosit, ilhak, işgal ve savaşın sonuçlarını takiben çalınan meşru haklarının artık sahibi olamayabileceklerini de belirtmek isterim. Bu nedenle ilgili yerli halkların haklarının yeniden sağlanmasına, gerçekleştirilmesine ve böylece koruma ve hayati alanlara ve hatta devletler, uluslararası kuruluşlar tarafından yerli halkların ve ulusların hakları varoluşundan itibaren fiilen ve hukuken tanınmış olan toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerekmektedir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Berzor Koridoruna ücretsiz ve güvenli erişim raporunun hazırlanması önerisi. 1. Avrupa Berzor Koridoru ve diğer meseleleri ele alırken meselenin soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulan ve soykırım, Armenosit tehdidi altında yaşayan yaşam alanlarını kaybetmiş Ermenileri ilgilendirdiğini unutmamalıdır. Evet, soykırımcı bizi yok etme, tamamen ortadan kaldırma görevini üstlendi 1915-1923, 1969-1988, 1992-2016, 2020-2023. 2. Berzor-Laçin koridoru ile ilgili durumun çözümü siyasi yaklaşımları gerektirmektedir. İnsani çözümler sorunu daha da kötüleştirecek ve soykırımın, Armenosidin derinleşmesine katkıda bulunacaktır. 3.
Berzur koridorunun çözümü Bakü'ye yönelik yaptırımlardan geçmelidir. Aksi takdirde her açıklama Bakü'nün ablukayı derinleştirmesi için bir müsamahadır. 4. Bakü'nün keyfine göre Artsakh veya Berzur koridoruna girilirse bu Artsakh Ermenilerini Bakü yamyamlarına kurban etmek demektir. UNESCO bunu Bakü'nün UNESCO'nun Nakhçıvan'ı ziyaret etmesini yasakladığı 2006 yılında yaptı. Başka bir deyişle Avrupa insanlığa karşı suçların failinden suçlarını önlemek için izin mi istiyor? Mantığın nerede olduğunu kim söyleyebilir? Avrupa gerçekten önlemek istemedikçe soykırımı engelleyemez. 5. İnsan yaşama hakkı konusu toprak bütünlüğü ilkesinden daha aşağısında tutulamaz. 6. Avrupa Artsakh Ermenilerin savunmasını Berzur Koridoru savunmasının temeli olarak görmelidir. Berzur Koridoru 27 Eylül 2020'den önce statüsüne iade edilmelidir. Saldırganlığın neden olduğu durum tüm insan haklarının korunması kavramını uluslararası geçerliliği sorgulamaktadır. 7. Avrupa yapıları varlıklarını Artsakh mültecilerinin Artsakh Cumhuriyeti'ndeki akrabalarını ziyaret etmelerine yardımcı olabilir. 8. En son teknolojileri kullanarak elektrik, su ve yakıt sorunlarını çözmek için kuşatılmış Artsakh'ı destekleyin. 9. Berzur Koridoru ve Artsakh'ta Fransa, Çin, Hindistan ve İran'ın barışı koruma güçlerinin edilmesi. 10. Avrupa, Artsakh'ı ve Artsakh Ermenilerini soykırımcının pençesinden kurtarmak için yatıştırıcı ayrım ilkesini uygulamalıdır. Ermeni karşıtı soykırımcı Armenosit politikanın tek bir amacı vardır. Ermenileri kendi yaşam alanlarında yok etmek, Ermenileri yaşam alanlarından sürmek, Ermeni yurduna, topraklarına, kaynaklarına, tarihine, kültürüne el koymak. 11. Artsakh'ın Azerbaycan kontrolüne geçen topraklarında Ermeni kültürel mirası tehlikede. Bakü makamları bilinçli olarak kültürel vandalizm yapıyor, Ermeni izini yok etmeye çalışıyor, Ermeni anıtlarını yok ediyor, kiliseleri udik olarak sunuyor. Teklif 1. Kültürel soykırımı önlemek için UNESCO tarafından temsil edilen uluslararası yapıların işgal altındaki topraklarına erişimi olmalıdır. 2. Yaşam yolunu geçilmez kılan Bakü makamları aynı zamanda Artsakh Ermenilerinin onlarla bir arada yaşamasının da imkansız olduğunu kanıtlıyor. Barışçıl, yaratıcı Ermeni bugün Bakü hükümetinin silahlı kuvvetlerinin sürekli hedefi altındadır. Aliyev'in saldırgan tavrı Ermenilerin Artsakh'ta Azerbaycan'ın idari, hukuki ve siyasi kontrolü altında yaşayamayacaklarını gösteriyor. Öneri: Uluslararası toplum Artsakh halkının zaten kendi kaderini tayin ettiği gerçeğini dikkate almaya çalışmalı ve insanın yaşam hakkını toprak bütünlüğü meselesi bağlamında değerlendirmemelidir. Fransız hafızası Bron Komitesi'nin girişimiyle deneme yazarı Bay Philip olan yer liderliğinde millileştirme hafızanın önemine adanmış bir konferans düzenlendi. Bu konferans 2 Haziran 2023'te Bron Belediye Başkanı Bay Jeremy Bro, Fransız Bron Anma Komitesi Başkanı Bay Yves Pesson, belediye meclis üyeleri ve diğer birçok şahsiyetin huzurunda Bron'da düzenlendi. Tarihsel hafıza, aktarım meseleleri ve soykırımların tarihi konularına tutkuyla bağlı olan Olanye, kadın hakları ve laiklik konularında da çalışmakta ve 8 ulusal dergide düzenli olarak yazarlık yapmaktadır. Fransa'da türünün ilk örneği olan bu konferansta Olanye, Fransa'nın çağdaş tarihi boyunca hatırlama çalışmalarını anlattı. Olanye, anmanın birleştirici olması, büyüklere nezaket olarak görülmesi ve değerlerin aktarılmasının gerekliliği gibi birçok yönü olduğunu vurguladı. Bunu göz önünde bulunduran Bay Olanjier, izleyicileri ve özellikle genç kuşağı Jules Michel'in ulusal romanını okumaya ve özümsemeye çağırdı. Olanjier, Fransa'da hafızanın öğretilmesinin ve aktarılmasının önemi üzerinde ısrarla dururken, ortak bir anlatının itici gücünün ortadan kalkması halinde herkesin kendi ulusal romanını yaratmaya çalışacağını ve bunun da kimlikçiliğin gelişmesine yol açacağını vurguladı. Bu sıfatla Bay Olanjier, tarihsel gerçeği tamamen veya kısmen ortadan kaldırma eğiliminde olan modern wokizm ve kültür cehalet eğilimini kınayarak bir ulus tarihine kötü davranması halinde yok olmaya mahkum olacağını sözlerine ekledi. George Bernanson'dan
ilham verici alıntı. Medeniyetler ölümlüdür. Medeniyetler insanlar gibi ölürler ama insanlar gibi ölmezler. Çürümeleri ölümlerinden önce gelir. Konferansın sonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayan Lidya Margosyan, herhangi bir devlet yapısının hafıza borcuyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bu hafızaya yönelik her türlü tacizin devlet yapısına bir saldırı olduğunu vurguladı. Ulusal Ermeni Anma Merkezi'nden Fredi Sabuncu da konuşmacıya teşekkür ederek hem kişisel hem de ailevi hafızanın ve tarihin hafızasının evrensel olduğunu ve genç nesillere aktarılması gerektiğini hatırlatarak söz aldı. Unutulmaması gereken bir hatıra çünkü geçmişin atalarının ders vermeden tekrarlanmasına yol açar. Sayın Sabuncu özellikle Doğu Hristiyanlarının ve özellikle de Arsak'taki asırlık medeniyet, kültür ve geleneklerin korunması için desteklenmesi gereken Ermenilerin kaderine değindi. Bugün çok az kişi Agası Hancan'ı biliyor. Esas olarak onun adını taşıyan caddeyi biliyorlar. Bu caddenin ismine yeniden adlandırma çalkantısında nedense dokunmadılar. Belki de bunun sebebi Agası Hancan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nde çok sevilen biri olmasıdır. Eğer öyleyse yarın Stalin'den daha fazla sevilmeyeceklerinin garantisi neydi? Kısacası Hancan'ın kaderi önceden belirlenmişti. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Batı Ermenistan'ın en tartışmalı evlatlarından biri olan Agası Hancan'a değiniyor. Agası Hancan 1901'de Batı Ermenistan'ın Van'da doğdu. Hancıyan, Van'daki Yeremyan Okulu'ndan sonra Yerevan Piskoposluk Okulu'ndan, ardından Eçmiyazin İlahiyat Ruhban Akademisi'nden mezun oldu. Daha sonra okumak üzere Moskova'ya gönderildi ve Leningrad'da parti için çalışmaya başladı. 1928'de Yerevan'a dönerek Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ikinci sekreteri, 1930'da birinci sekreteri seçildi. Gurgen Mahari'nin ifadesine göre günde 15-18 saat çalışıyordu. Bu yüce Ermeni evladının ölümü karanlık bir hikayedir. Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi 1. Sekreteri Agası Hancıyan, Stalin rejiminin kurbanı oldu. Henüz 16 yaşında olmayan Yerevanlı bir çocuk da dahil olmak üzere birçok insan onunla birlikte acı çekti. Bunu çok az kişi biliyordu. Hancıyan'ın ölümüyle ilgili makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Tallinn şehrinden çok uzak olmayan Daştadem Kalesi'nin kulelerinden birinde Arapça bir yazıt görülebilir. Metinde belirtildiği gibi bu yazıt Ani'nin son Selçuklu emirlerinden biri olan Şeddat Sultanı İbn Mahmud İbn Şavur tarafından Eylül 1174'te bırakılmıştır. Protokolde amir surların inşası hakkında bilgi verir. Bu durumda kaledeki bazı yeniden yapılanmalardan ve ek tahkimat çalışmalarından söz edilir. Bahsedilen çalışmaların temel nedeni 1174 yılında Ermeni-Gürcü birliklerinin Ani'yi işgal etmesi ve Ani'nin Şeddatlı Şahinşah emrini ele geçirmesidir. Şahinşah'ın oğlu Sultan Daştadem'e sığındı ve onu güçlendirdi. 1176'da Ani yeniden Şeddatlara iade edildi ve Sultan şehrin Zakaryanlar önderliğindeki Ermeni-Gürcü birliklerinden nihai kurtuluşuna kadar Ani'ye taşındı. Daştadem Kalesi'nin kurtarılmasından sonra Zakaryan prensleri orada büyük ölçekli inşaat çalışmaları yürüttüler. Armen Press'in haberine göre Avrupa Konseyi basın servisi yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını izlemek üzere 3 günlük bir oturum düzenliyor. Ayrıntılı inceleme için önerilen kararlar Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Moldova, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık ile ilgilidir. Bakanlar Komitesi'nin oturumda alacağı kararlar 8 Haziran'da Avrupa Konseyi'nin internet sitesinde yayınlanacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmak zorundadır. Bakanlar Kurulu, ulusal makamlar, başvuranlar, STK'lar, ulusal insan hakları enstitüleri ve diğer paydaşlar tarafından sağlanan bilgilere dayalı olarak kararların infazını denetliyor.
Batı Ermenistan hükümeti, Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan tarafından Şuşi mültecilerinin başvurularını Bakü makamları aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunduğu ve bu başvuruların yargılama sürecinde bulunduğunu hatırlatıyor. Bu ay tekrar 10 başvuru dahil edilecek ve son başvuru kabul edilene kadar işlem devam edecek. Oturumlar yıl sonuna kadar başlayacak. Denetimin adil ceza verilmesini kolaylaştıracağını umuyoruz. Yerevan Devlet Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü Doçenti, Yerevan Devlet Üniversitesi Armenoloji Araştırmaları Enstitüsü Ermeni-Osmanlı İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı Filoloji Bilimleri Adayı Lusine Sahakyan'ın 2019'da yayınlanan Ermeni El Yazmalarında Hamşen kitabının Rusça çevirisinin sunumu 3 Haziran'da Soçi şehrinde gerçekleşecek. Kitapta yazar, Hamşenli yazarların 13. 17. yüzyıllarda Hamşen ilçesinde ve diğer ruhani merkezlerde kopyaladıkları el yazmalarının kayıtlarını inceliyor. Bu kaynaklarda bulunan özgün gerçekler ve tanıklıklar vilayetin 13. 17. yüzyıllardaki siyasi, manevi ve kültürel hayatı, nüfusun mesleği, dil durumu ve halk inançları hakkında kesin bir fikir oluşturma fırsatı sunmaktadır. Hamşen'in 15. 17. yüzyıl yerleşimlerinin haritası da ilk kez bir Rusça kitapta yayınlanmış oldu. Bu araştırma, Yerevan Devlet Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ve Bilimler Akademisi'nin bilim kurulu çerçevesinde yürütülmüştür. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Mayılyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Marona Gayne adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.